İlahi, yönetim kuruluna ne gerek var? Her şeyin yönetim kurulu başkanı belli zaten. Kurumlar kurum olma hüviyetini kaybetmiş durumda. Kurum olma özelliğini kaybetmiş durumda. Emekliler de izliyor bizi. Biraz hani eskiler de böyle konuşurdu. Hüviyet derlerdi mesela. Öyle anlatmaya gayret ediyorum. Asgari ücretliyi gösterince emekliden bahset diyorsunuz. Bakın bültenin başında gösterdiğim emekli. Açlık yok, yoksulluk yok, işsizlik yok. Her şey iyi diye düşünen emekli konsantrasyonumu da bozdu. Doğrusu ne yalan söyleyeyim. Ama çoğu da her şeyin farkında. Ve bu gidişin gidişi olmadığını da biliyor. Değişmesi gerektiğini biliyor. Çok mu geç? Umarım çok geç değildir. Hala ülkede tarım yapacak az da olsa bir arazi var. Verimli arazi. En son gözlerini o verimli tarım arazilerine dikmişler. En son kalan tarım arazisine, zaten beli bükülmüş olan çiftçiye bir de diyorlar ki şimdi buradan gideceksiniz. Elinizdeki verimli tarım arazilerini sanayi bölgesi haline getireceğiz biz. Hangi sanayi? Hangi fabrika? Çiftçiler direnişteydi, traktörle eylem yaptılar. Uzun zaman sonra ilk çiftçi eylemi, çok önemsiyorum dolayısıyla. Ellerinde kalan son şey olan traktörlere sahip çıkıyorlar. Traktörleri dizdiler peş peşe, bastılar kornalara. Tarım arazilerinde sanayi istemiyorlar. Ellerindeki tek varlığı olan traktörlerle eylem yaptılar. ÇED toplantısını engellediler. Sanayi istemiyoruz. Tarıma sanayi istemiyoruz. Adres Bilecik'in Gölpazarı ilçesi. Buradaki ovalar tarım için oldukça elverişli. Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelir elde ediliyor. Hem ayçiçeği hem de pancar üretimi açısından zengin. Ama verimli tarım arazilerine organize sanayi bölgesi yapılmak isteniyor. Köylülerin itirazı buna. Pancar yetiştirmek istiyoruz. Pancar da yetiştiriyorduk. Bu karkarı biz verdik, elimizden aldılar. Soğan, fasulye, her şey yapıyoruz. Emeklimiz yok. Biz pazarda 3 kuruşa soğukta bekleyip çoluğumuzu, çocuğumuzu bu tarladan çıkartıyoruz. Köylüler harekete geçti, 70 traktörle eylem yaptı. 5 kilometre boyunca kornalar çaldı. Rota, ÇED toplantısının yapılacağı salondu. Bizi doyurur, toprak anadır, bizi doyurur. Köylüler ÇED toplantısının yapılmasını engelledi. Biz bu toplantıya devam edemeyeceğiz. Oynamıyor dünya yerinden, herkes kendi canı yanınca mı bağırıyor? Öyle olmaması gerekir elbette. Başkasının sıkıntısını anlayabilmek lazım. Gübreye üst üste gelen zamlar, çiftçinin borcunu ödeyemediği için icra tehdidiyle karşı karşıya olan traktörü. Bunları da düşünebilmek lazım. Sonra dönüp ayçiçek yağı niye böyle oldu diye sorarız. İzleyicimiz Turgay Bey diyor ki 4,5 kilo ayçiçek yağı aldım az evvel, 92 lira verdim. İçime oturdu, savaş yok. Ha, kıtlık zamanı değil, baksanız kıtlık zamanı mı? Daha kötüsü olabilir mi? İcra dosyaları daha gibi. Şimdi bir de icra dairelerine bakalım. İcra iflas daireleri. 6 milyon yeni dosya gelmiş efendim. Ocak ayından bu yana icra iflas dairelerine 6 milyon yeni dosya gelmiş. Vatandaşın banka kredi kartı borcu 968 milyar. KOBİ'lerin banka borcu 994 milyar. Tarım sektörünün borcu 153 milyar. Hal böyleyken, banka borçları arşa çıkmışken hala kriz yok aslında diyebilene siz yanıt verin lütfen. Ödeyemiyoruz ki. En az 2-3 kira da borcumuz var yani. Kiminin kira borcu, kiminin banka borcu var. Yaşanan ekonomik darboğaz her geçen gün borçlu sayısını da artırıyor. İki yakam bir araya gelmiyor yani. Ben ailemi düzeltemiyorum bir türlü. Ben kredi kartlarıyla geçiniyorum. Artan borçlu sayısı icra dosyalarına yansıyor. Dar gelirlinin haciz kıskacında olduğu ağır bir ekonomik buhran dönemi yaşıyoruz. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada açıkladı rakamı. Geçen yıla göre 1.163.000 kişi daha eklendi icra borçlularına. Bu yıl 11 ayda icra iflas dairelerine toplamda 6.328.000 yeni dosya gelmiştir. Geçen yıla göre bu rakam 1.163.000 daha fazladır. Şu anda düşünüyorum, şeyi ödeyeceğim bankaya. Kaç lira gelecek, kaç lira gelmeyecek bilemiyoruz. 6 bin lira şu anda içerideyim. ay sonunu getiremeyen kredi kartına sarılıyor. Vatandaşın bankalara borcu takiptekilerle 968 milyara ulaştı. KOBİ'lerin banka borcu 994 milyara, tarım sektörünün borçları 153 milyara ulaştı. Derdest bulunan dosya sayısı ise 23 milyon 103 bine ulaşmıştır. CHP'li Demirtaş, dövizde yaşanan hızlı artışın sonucunda borçlu sayısının daha da artacağına dikkat çekti. Döviz kurlarının artışına bağlı olarak ekonomik verilerin çok daha fazla bozulacağı, çok daha fazla vatandaşımızın borç batağına saplanacağı ve haciz kıskacına düşeceği çok açıktır. Yok tamam haklısınız, hiç kızmayacağım emekliye. O açlık yok, yoksulluk yok, uyduruyorsunuz diyen emekliye kızmayacağım. Devleti yönetenlerin ciddi olması gerekiyor. Bakanlık koltuğunda oturanların ciddiyetle sorun tespiti ve çözüm önerilerini sunması gerekiyor. O ciddiyeti orada aramak gerekiyor bakanlıkta. Emekli öyle düşünüyor, varsın düşünsün, ne yapalım canım. Bakan Bekir Pakdemirli tarımdan da sorumlu biliyorsunuz. Tarımdan, yanan ormanlardan, biten tarımdan, hepsinden sorumlu olan bakan bir konuşma yapmış. Tarım orman sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda maç falan anlatıyor. Eskiden İngiltere'ye çok farklı yenilirdi milli takım diyor. Ne ilgisi var bilmiyorum. Eskiden fakir ama gururluyduk. Ama artık barajın en büyüğü, köprünün en uzunu, havalimanının en büyüğü bizde diyor. Yani demek istiyor ki karnını doyuramayanlara, açlık tehdidiyle karşı karşıya olanlara çok acıkırsanız kırın asfaltı, betonu yersiniz diyor. Yani Türkiye artık her alanda hep her şeyin birincisine imza atan bir ülke. Gerçi burada birçoğumuzun yaşı müsait. 40'ın üzerinde olanlar benim. Eskiden İngiltere gelir, 8 tane gol atar giderdi Türkiye'ye. Biz o zaman da gururlu bir ülkeydik. Ama Türk filmlerindeki fakir ama gururlu gençliktik yani. Rahat goller atıp gidiyorlardı. Ama Türkiye artık 80'lerden itibaren özellikle son 7 senede Türkiye artık hakikaten her konuda iddialı ve her konuda işin en iyisine, en yenisine, en büyüğüne imza atan bir ülke oldu. Yani işte bakın barajın en büyüğünün açılışını yaptık. Havalimanlarının en büyüğü yine bizde. Köprülerin en uzunları, en büyükleri bizde. Alt geçitler, üst geçitler, gerçekten Türkiye çok ciddi bir bayındırlık devrimin altından kalktı. Hani bakın Japon yeninin durumuna bakın, vah zavallı Japonlar diyeni de görmüştük ya. Japonya'dan sonra İngiltere örneği veriyorlar. İngiltere'nin köprüleri uzun değil. Tarihi bir köprüsü var Londra'da, kısacık. Bizim köprülerimiz uzun. En büyüğü bizde. Havalimanı deseniz en büyüğü bizde. Ekonomik kriz deseniz en büyüğü bizde. Ulusal para birimimiz tüm dünya para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Ve yetki sahipleri, makam sahipleri biraz düşük tonda da olsa, alçak sesle de olsa, dalga geçer gibi, bıyık altından güler gibi bunları anlatıyorlar. Japonya örneği, İngiltere örneği. Ha Japonya örneği demişken, Japonya'da ne olduğunu biliyorsunuz. Japon kültüründe eğer bir bakan yolsuzlukla suçlanıyorsa mesela, ya da görevini başarıyla yerine getirememişse, ülkesinin para biriminin değer kaybetmesine sebep olmuşsa arlanıyor. Ar, haya, bu duygular var. Sonra ne yapıyor? Diyor ki kusura bakmayın bu benim suçum diyor ve o kültürde öyle harakiri yapabiliyor. Ali Mahir Başarır da öyle söylüyor. Japonya'da olsaydınız harakiri yapmanız gerekirdi diyor. Acaba Japon ekonomisi 114 lira olan yen dolar kurunu göstererek kendi ekonomilerini değerlendiriliyor mu? Japonya ekonomisiyle Türkiye ekonomisini işte böyle kıyaslamıştı AKP Grup Başkan Vekili Özkan. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır meclis kürsüsündeydi. Gündeminde AKP'li Özkan'ın Japonya-Türkiye karşılaştırması vardı. Japonya'da bir yen 114, yen 1 dolar. 22 yıldır böyle. Madem böyle güzel örnekler veriyorsunuz, Japonya'da kişi başına düşen milli gelir 44 bin dolar. Benim ülkemde 8 bin dolar. Bunu örnek verin. Başarır istatistiklerle yanıt verdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu sayılarla anlattı. Japonya örnek alıyorsan, almaya kalkarsan valla sizdeki bakanların çoğu intihar eder. Japonya dünyaya araba satıyor. Japonya'da kamu araçlarının toplam sayısı